Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı nedir? Elinize bir harita alıp bakınca üçgen şeklinde görülen bu bölgede bu zamana kadar açıklanmayan birçok esrarengiz olay gerçekleşmiştir. Kaybolan gemi, uçak ve insanların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle uzun bir dönem lanetli yer veya şeytanın üçgeni gibi isimlerle anılmıştır. Hatta günümüzde de bu isimleri zaman zaman kullanmaktayız. Bermuda Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nun 500 bin mil karelik bir alanını kaplayan, Amerika'nın Atlantik Okyanusu'na açılan Güneydoğu sahillerinde yer alan, kuş bakışı bakıldığında ise Miami, Bermuda ve Puerto Rico sınırları içinde kalan üçgen şeklindeki bir alandır. Okyanusun bu kısmında yüzlerce gemi ve uçak enkazı bulunur. Son 100 sene içerisinde batan gemi, düşen uçak ve kaybolan insan sayısı binlerle ifade ediliyor. Bu bölgede suyun altında çok büyük mıknatıs maden kaynaklarının yer aldığı ve bu nedenle uçakların bu yoğun manyetik çekimden etkilenerek elektronik sistemlerinin bozulduğu, buna bağlı olarak da düştükleri söyleniyordu. Buna o kadar uzun seneler inanıldı ki kimilerine göre başka bir açıklaması kesinlikle olamazdı. Fakat diğer taraftan biraz düşünürsek, eğer böyle bir şey olsaydı gemiler niye batıyor? Yoksa bir gemiyi bile çekip yutabilecek kadar kuvvetli miydi bu manyetizma? Kesinlikle hayır. Eğer mıknatıs etkisi olsa ve zıt kutuplar prensibiyle gemi çekilse bile su yüzünde duran bir gemiyi batıracak kadar güç üretebilmesi mümkün olamazdı. Ayrıca o bölgede yapılan ölçümler aşırı veya normalin üstünde bir manyetik alan olmadığını defalarca kanıtladı. Bölgede asıl şüphe uyandıransa insanların denizde beyaz bir su oluşuyor şeklinde ifade ettikleri sıra dışı olaylardı. Bunun üzerine robot kameralı su araçlarıyla yapılan dalışlar sonucunda suyun tabanının bembeyaz bir örtüyle kaplı olduğu görüldü ve batan gemi ve uçak enkazlarının hepsi bulundu. Şu an en kuvvetli ihtimal olarak ortaya atılan güncel teoriye göre bu tabaka denizin dibinde yer alan büyük doğalgaz kaynağından çıkan gazların suyun altında yüksek basınç ve düşük sıcaklığın etkisiyle katılaşıp beyaz hidrat parçacıkları haline gelmesi şeklinde açıklanıyor. Bu bölgeden aynı zamanda Gulf Stream adında verilen bir sıcak su akıntısı geçer. Suyun tabanındaki hidrat parçacıkları sıcak su akıntısıyla karşılaştıklarında eriyip su yüzüne doğru harekete geçerler. Bunun sonucunda binlerce metreküp doğalgaz suya karışmış olur ve suyun yoğunluğu çok azaltılır. O esnada bölgeden geçen bir gemi varsa yoğunluk farkından dolayı suyun kaldırma kuvveti gemiyi taşıyamaz ve gemi batar. Sıcak su akıntısıyla beraber hidritlerin erimesi bittiğinde su yüzünde oluşan bu beyaz tabakada yok olur ve gemi sanki az önce orada değilmiş gibi gözden tamamen kaybolur. Aynı şekilde su yüzeyinde havaya dağılan gazlar atmosferdeki havadan bile daha az yoğunluğa sahiptirler ve aynı sebepten yani yoğunluk farkından dolayı uçaklar hava tarafından yeterli sürtünmeyi alamayıp irtifa kaybederler ve doğal gaz moleküllerinin havadaki oksijeni tutmasından dolayı uçağın motorları yanma için gerekli oksijeni alamayıp dururlar. Şeytan Üçgeni'nde kaybolarak en fazla ünlenen olay Flight 19'du. Oysa aynı zamanda çok sayıda uçak kaybolmuştu. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan donanmasına ait bombardıman uçaklarıydı. Grumman IBM Florida Avenger tipindeki 5 uçak, 5 Aralık 1945 tarihinde saat 14 civarındaki Florida'daki Fort Lauderdale donanma üssünden ayrıldıktan sonra pilotlar uçuş koşullarının gayet iyi olduğunu bildirmişlerdi. Fakat sonra Bermuda Şeytan Üçgeni'nde birdenbire yok oldular. Flight 19 uçağından son haber alındığında büyük bir deniz uçağı arama çalışmaları için yola çıkmıştı ve 5 bombardıman uçağının tahmini yerine varıldığında alınan hiçbir sinyal yoktu. Aynı gün birkaç saat içinde 6 uçağın kaybolmasından sonra tarihin en büyük arama çalışmaları başladı. Fakat uçaklara ait tek bir parça bile bulunamadı. Bermuda Üçgeni'nin sırrı çözülmüş fakat her şeyi henüz tam olarak bilinememektedir. İleriki yıllarda Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgenin halen yapılmakta olan araştırmaların ışığında her şeyinin öğrenilebileceği düşünülüyor.